Günaydın. Herkese günaydın. Hava kapalı. Bunaltıcı, kasvetli ama biz uyandık. Şimdi kahve içeceğiz Ender'le. Ender işe gidecek. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saatlerimiz sabah 9'u gösteriyor efendim. Günaydın. Hera, Kobe, Fox. Günaydın. 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 Hadi bakalım. Günaydın. Ender'i şimdi yolcu ettik, gidiyor, geldi. Aslında o işe gitti, sabah erken saatte geldi, benim arabayı aldı, kendi arabasını bıraktı, gitti. Bir şeyler yaptıracak benim arabaya, servise falan götürecek. Bu ön camı kendiliğinden çatlamıştı benim arabanın da, onu falan soracağım dedi. Ay, havaya da bakar mısınız? Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor. Ay 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 ay. Ay. Hava yağmursa ne yapıyoruz? Ay! Vallahi hava yağmur duracak gibi değil. Çok yağıyor şu anda. Ben de klimayı açtım. Şöyle battaniye getirdim. Heram yanımda. Oğlum burada çocuklarla. Televizyon izliyoruz. Bir haberlere baktık. Şimdi ben kahvemi içeceğim. Yavaş yavaş. Evet, ben de seni seviyorum. Gel oğlum. Gel, seni de görsünler. Gel. Valla bugün herhalde burada böyle. Gel kızım. Bugün burada zamanı geçireceğim gibi geliyor bana. Kızım. Çocuklarla. Ay, yağmurun tadı. Çok daha güzel sizinle. Oo, bebişim bebişim. Bakar mısınız? Gel de bunu sevme şimdi ya. Gel de bunu sevme. Gel de bunu sevme. Çocuğum. Çocuğum. Bu da burada. Bu da burada. Kızım. Kızım. Bunlar benim dibimden ayrılmazlar. Peşimden ayrılmaz bunlar benim. Kuyruğa bak, kuyruğa. Hop 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 hop. Ne? Bunlar benim kuyruğumdan ayrılmazlar. Of, benim aşklarım. Öyle işte oturuyoruz. Gel. Kızım, utandın mı? Kobe'ye bak. Kobe utandı. Kız, utandın mı kız? Kobe? Aslında şöyle bir kalkıp silkinmem lazım. Ama kalkamıyorum. Çünkü çok erken kalktım bugün. Ay, bayağı bir tembellik yaptım. Oy, böyle içim geçmiş. Kalk dedim, kalk Seray, kalk. İşlerini yap. Havada o kadar yatış havası ki, hani böyle yat, hiç kalkma. Ama çocuklar kıpırdanmaya başladılar. Onları bir bahçeye çıkartayım, bir hava alsınlar. Ben şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Yeni bulaşıkları, kirlenmiş olan bulaşıkları, tabak bardakları makineye atayım. Daha sonra akşam yemeği için böyle kafamda bir şeyler aslında var. Kumpir yapmak istiyorum. Kolay kumpir. Evet evet, kolay kumpir yapayım. Bak şimdi böyle aslında vardı, bir de tavuk yemeği falan böyle, ya da karides var ama dün yedik. Acaba çok bekletmeden onu mu yapayım falan filan diye düşündüm. Ay, çaydanlığa da bakın artık. Düşündüm ve karides yap, aman ha? Kumpir yapmaya karar verdim. Şimdi hemen şurayı bir bulaşıkları boşaltayım. Şu bulaşıkları atayım. Sonra yukarı çıkayım. Bir duş alayım, kendime geleyim. Böyle ayılamıyorum ya. Hani uyanamıyorum. Havada kapalı olunca sürekli böyle battaniyenin altı beni çağırıyor ama
Şimdi şöyle koltukların çarşaflarını bir değiştireyim. Örtülerini. Koltukların örtülerini bir değiştireyim. Ondan sonracığıma benim şu bir robim var. Robotum. Onu açayım. İçeriği o böyle. Çok kirli değil çünkü evin içi. Her gün düzenli süpürüldüğü için canlar. O da böyle ufak tefek düşen bir şeyler var sağlıyor. Bu arada hani böyle kedili köpekliyse eviniz çok tavsiye ederim. Çok böyle. İnanılmaz rahat bir alet. Hatta ben onun araştırdım. Bu robotların şeyini buldum. Vakumlu, bayağı böyle kafalı. Kafalı derken yani beyinli. Algılayan, kuran, süpürdüğü yeri bir daha süpürmeyeninden de gördüm de. Ender'le biraz konuşup onu da aslında çok almak istiyorum. Benim hep istediklerim ya çocuklarla ilgili zaten ya evle ilgili. Onlar da burada geldiler şimdi, ben kalktım diye buraya yattılar. Ah, son 4 dakika uyarısı veriyor kameranın kartı. Ben şimdi makineyi boşaltayım, bulaşıkları atayım, daha sonra görüşürüz. Bir tane şimdi bu araya böyle duştan sonra bir şey çekeceğim. Onu da izlersiniz ya da ayrı bir videoda mı veririm onu da bilmiyorum. İnternet alışverişi ve bana gelenler, sizlerden de bazı hediyeler var ve Sergül'ün tabii Japonya'dan gönderdiği bazı hediyeler var. Onları sizlerle paylaşırım. Fikir olur. Görüşmek üzere şimdilik. Evet. Evet, evet. Evet, canlar, vallar. Bulaşık makinesini boşalttım, bulaşıkları attım. Bu arada dün pazara gitmiştik. Yeşillikleri yıkadım, böyle koydum buraya. O soğanlar bir daha yıkanacak çünkü şu anda şöyle göstereyim. Marullar suyun içinde. Ben de akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Size söylemiştim, kolay kumpiri yapacağım. Nasıl olacak derseniz, şöyle pazardan... Bu sefer normalde şöyle normal patatesle de yapıyorum ben kumpiri. Ama bu sefer şöyle özel kumpirlik patates aldım. Bunlara ekstradan da iç koymak amacıyla da şöyle 1,5 patates kullanacağım. Nasıl yapıyorum? Zaten Kolay Yemek Yemek kanalında bunun tarifi var. Ama burada da size bir kez sizinle paylaşayım. Yemek paylaşımlarımı özlediğini söyleyenler var. Buradan onları çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl yapıyorum? Düdüklü tenceremi çıkartıyorum. Normalde isterseniz haşlayan benim gibi böyle önden 15 dakika düdük öttükten sonra 15 dakika haşlayabilirsiniz. Eğer yok canım ben ne haşlayacağım, direkt fırına vereceğim derseniz de fırında da pişirebilirsiniz. Ben hem fırının süresini azaltmak hem de zamandan tasarruf yapmak için böyle bir yöntem kullanıyorum. Böyle bir yöntem kullanıyorum. Şimdi güzelce patateslerimi yıkayacağım. Evet, güzelce yıkadım ve tencerenin içerisine koydum. Biraz su ekleyip şimdi ocağa koyacağım. Mesela bunu bu saatlerde, şimdi saat kaç diyeceksiniz? 12 falan. Bu saatlerde vaktim varsa yapıyorum. Ender alo geliyorum dediği zaman hop fırına atıyorum. Hazırda beklemiş oluyor. Ayrıca şimdi mezeler de hazırlayacağım. Kumpir mezeleri, kırmızı lahanalı iç. Hani böyle yoğurt ve mayonezle olandan. Salçalı sosis. Ondan sonra mısır. Ve bugün kaşar peyniri yerine telleme peyniri kullanacağım. Trabzon'dan bildiğiniz gibi peynir geldi. Kaşar peynirim de var ama ben bugün böyle yöresel bir tat kullanmak istiyorum patateste ve bu sebeple telleme peynirini kullanacağım. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Şunu doldurayım, geliyorum. Doldurdum ve şimdi ocağa koyuyorum bunu. Şimdi şöyle zamanlayıcıyı da sıfırlıyorum. Evet, o pişerken, yani kaynamaya başlarken bir şey söylemek istiyorum. Mısır unundan ekmek tarifi soranlarınız var. Yapacağım ama Ender diyete başladı. Diyette olduğu için ben de çok böyle çok fazla yemek yemediğim için mısır ekmeği yapmıyorum. Ama misafirlerimiz gelecek.
Onlar için yaptığım zaman mutlaka ama mutlaka sizler için de hem kuymağın yapılışını hem mısır ekmeğini nasıl yaptığımı çekeceğim sizlere, sizler için. O düdük öttükten sonra zamanlayıcıyı açacağım. 15 dakika haşlanacak, bırakacağım kendi haline. Şimdi ben ne yapayım? Biraz oturayım, kitap okumak istiyorum. Hava böyle yine kapalı dışarıda. Çocuklar da buralarda yatıyorlar. Onlar zaten bensiz, ben de onlarsız olamam. Onlar da burada yatıyorlar. Ben de gideyim koltuğa uzanayım. Ve kitap, birazcık kitap okuyayım. Kitabımı okurken de zaten o da pişmiş olur, haşlanmış olur. Sonra tekrar meze yapımında görüşmek üzere. Çocukların atıştırma saati. Doktorlarından izinle her gün böyle ya pres kemik veriyorum ya da havuç veriyorum bütün bir şekilde. Böyle güzelce kemiriyorlar, yiyorlar. Dişlerine faydalı, vücutlarına faydalı. Bunlar da çocukların ödülleri ve bir saatte ben rahatlıyorum onlar bunları yerken. Fox burada yiyor. Kobe de mutfakta burada yiyor. Kızım, lezzetli mi anneciğim? He? Herkesin dişine göre. Kobe'ninki orta boy, Fox'unki büyük boy. Hepsinin dişine ve ihtiyaçlarına göre veriyorum. Mesela Hera'ya bugün sadece havuç verdim. Bütün pres kemik vermedim. Çünkü birazcık sert yemesin birkaç gün. Onu öyle bir şekilde ayarlıyorsunuz. Pazardan da böyle bol miktarda havuç alıyoruz. Biz de yiyoruz havuç. Çocukların da ödül yemeği artık maması havuç olduğu için nasıl veriyorsun derseniz, güzelce yıkadıktan sonra şu üst kısmını ve alt kısmını bir parça kesiyorum. Kalanını bütün şekilde veriyorum. Birkaç tane mesaj gelmişti. Çocukların arkadaşları. Öyle söyleyeyim, çocukların fanları olan çocuklar, çocukları seven çocuklar, onların videolarına bakıp yemek yiyorlarmış. Hadi bakalım, şu anda onlar yemeklerini yiyorlar. Sizler de alın alın çabuk yemeklerinizi, beraber karşılıklı yiyin bakalım. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Kocaman kocaman açın ağzınızı, kocaman. Oh, afiyet olsun. Akşamı ettik. Şimdi ne yapıyorum? Fırını açıyorum. Size de geri dönelim dedim. Tekrardan. Ay, açayım fırını da Ender birazdan arar geliyorum diye patatesler pişik olsun. Sonra fırını nasıl açıyorum? İşte 200 derece alt üst ayara getireceğim fırını. Hemen onu getirelim. Çay da demliyorum. Şöyle. Şimdi bunun üzerine yağlı kağıt sereceğim.
Ben bugün fırın telinde pişireceğim patatesleri. Hop, şöyle. Şimdi patatesleri diziyorum. Patatesler bayağı bir suyu süzüldü. Şöyle. Güzelce şimdi alalım, koyalım. Kar mısınız? Şöyle şunları ortalayalım, kaydı elimle. Sen de şöyle gel, sen de şöyle gel. Yapışmış tabii biraz. Şu şekilde. Fırın tepsisine, ay fırın tepsi ızgara, tel. Fırın teline koydum. Birazcık şimdi tuz atacağım, çok az. Evet, tuzladık çok az. Şimdi fırının ısınmasını bekliyorum. Çocukların da yemek saati, dizdim böyle mama kaplarını. Onlara da yemeklerini vereyim, yesinler afiyetle. Birer ölçü. Ben eskiden bütün ölçüyü akşam veriyordum. Şimdi değiştirdim sistemi. Sabah bir ölçü, akşam bir ölçü. Bu ölçü dediğim de mamanın arkasında yazan miktar kadar, gramaj söylüyorum. O kapta, o kapla birlikte iki ölçü yapıyor. Sabahki yemeklerinin içerisine birer tane, şöyle birer kapsül balık yağı koyuyorum. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Kafama göre değil, doktorlarının izniyle veriyorum. Şimdi bakalım bizim yemekleri ben nasıl veriyorum. Bak zaten direkt oturuyorlar. Otur kızım sen de, aferin. İlk oturan Kobe. Otur Kobe. Kobe otur. Aferin. Hera otur. Hera otur. Oturmadan vermiyorum kızım. Afiyet olsun. Ve oğlum. Ne yapıyorsun? Otur. Aferin. Şimdi sabır testi. Bekle. 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 Aferin. Fox bekleyi öğrendi. Bekliyor şu anda. Sabır testi yapıyoruz. Aferin. Ve şimdi yiyebilirsin. Afiyet olsun. Fox bitirdi. Hemen alalım, yıkayalım. Tabaklarını günlük yıkıyorum. Su kabını ise 3 günde bir yıkıyorum. Şunu boşaltıyorum 3 günde bir. Yıkıyorum, sirkeyle çalkalıyorum. Daha sonra sularını koyuyorum tekrar, içme sularını. Suları hiç eksik kalmıyor onların. Şimdi patatesleri atayım fırına. Çok az bir süre kaldı fırının 200 dereceye gelmesi için. Pascal ve fındığa da mama götüreceğim. Bu arada bebeği aldılar. Şöyle aldılar diyorum, haberim yoktu benim. Fındık çok havlıyor gelenlere. 3 kişi gelmişti şuraya. Çok havlıyorlar. Çok havlıyor ve gelen kişiler de korkuyor diye. Ben bu pres kemiklerden çıkardım. Onlarla oyalanıyorlar ve insanları rahat bırakıyorlar diye. Çıktım. Bebeğe de böyle ekmek götürüyorum. O pres kemik dişleri hani daha tam gelişmediği için, yiyemediği için. Ona da böyle ekmek, böyle yumuşak bir şey götürmüştüm. Bebek yok. Panik oldum ben. Dolaşıyorum, etrafı yok. Ya sabah Ender giderken dışarıdaydı. Birden yok olunca çok korktum. Eyvah dedim, hani bir şey mi oldu falan. Dönüyorum buralarda, dolaşıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum, yok. Sonradan şurada bir tane komşu var. Dedi ne yapıyorsun sen? Dedim ki böyle böyle bebek arıyorum falan. Ne bebeği dedi. Dedim ki fındığın yavrusu. Aa, fındık doğurdu mu falan dedi. Evet dedim. Oğlu vardı onun bir tane. Aa dedi, işte dedi saat 10.30-11 gibi dedi, birileri geldi arsa bakmaya dedi. Ben onların köpeği zannettim, onların önünde arkasındaydı dedi. Dedi götürdüler herhalde. Öyle olunca sonra ben yine gittim o taraflara, baktım falan yok. Büyük ihtimalle götürdüler, yani bebeği götürmüşler. Bir yuvası olmuş oldu böylelikle. Yalnız yine bekliyorum. Buraya gelenler oluyor. Soracağım yani, hani siz mi aldınız, siz mi? Tabii ki de yani alın. Ben mutlu olurum bundan. Sahiplenin. Yuvası olsun. Çünkü hani benim artık kapasitem belli. 3 taneler. İnanın mesela şimdi ben fındıkla paskalı da alsam o boşalan yere hemen geliyorlar. Hemen. Çünkü bu sokak baştan aşağı köpek dolu.
kedi var, köpek var. Hatta hani bir ara kediler vardı kulübenin içinde. Onlar gitti. Pascal'la Fındık geldi. Bir tane daha köpek vardı. Onu kaybettik. O gençlik hastalığı oldu. Hatta biz onu zehirlendi zannettik. Tutup veterinere falan götürdüğümüzde maalesef ki gençlik hastalığından çok ileri evresinde olduğunu. Ya bundan mutluluk duyarım. Hani sahiplenilmesi, güzel bakılacak olması vesaire ama en azından bir zili çal bir adam. De ki yani ben bunu götürebilir miyim? Ya da ne bileyim çok beğendim. Hani bizim peşimizden ayrılmıyor falan filan yok ama almış tutmuş götürmüş. Hani en azından onu söyleyeceğim. Ya tamam hani sokağın köpeği ama bak gör burada bak diyeceğim. Yani kulübe var, mama kapları var, şeyleri var. Hani en azından bir söyle. Deli gibi ben burada köpek arıyorum. Neyse. Evet, yavaştan hazırlıklara başladım. Şu yağlı tel peynirini güzelce rendeleyeceğim. Evet, peynirimi şöyle bazılarını iri bıraktım bilerek işlevini görsün diye telleme peyniri. Peynirim hazır. Şimdi ne yapacağım? Sosis. Sosisimi hazırlayacağım. Şöyle normal bildiğimiz sosis. Bunu normal yuvarlak yuvarlak keseceğim. Şu şekilde. Ender bu kumpir garnitüründe salçalı sosisi çok seviyor. Ben yemem. Sevmem öyle. Benim sevdiğim mısır varsa mantar ve tereyağı peynirdir. Çayım da hazır. Bir güzel çöktü. Şunu şöyle koyayım ve kaldırayım hemen. Soğuk zinciri bozulmasın. Durun bakalım. Şimdi şöyle kırmızı lahanadan biraz sosum var. Ekstradan biraz daha yapacağım. Ender'i bekliyorum. O geldiği zaman şey yapacak. Mayonez. Hemen hazır ben rendeleyip kaldırıyorum dolaba kırmızı lahanayı veya beyaz lahanayı. Böyle sofraya pıt pıt hazır oluyor. İster limon suyu, tuz, hani normal salata soslarıyla karıştırıp koyuyorum. Ya da salatanın içine atıyorum birazcık. Ya da böyle garnitür meze olarak kullanıyorum. Şimdi mısırı açıp suyunu yıkayıp suyunu süzeceğim. Hazır olsun. Sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Şimdi mayonezi bu kaplara, mayonez kaplarına dolduracağım. Bu Japonya'dan, bu Türkiye'den, Metro Market'ten aldım. Biri sivri kalemuç, biri böyle 4-5 tane tırtıklı yapıyor. Şöyle tırtıklı uç olacak. İki farklı şekil olan kaplarıma dolduracağım.
hazır. Hadi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.